bakalım ne söyleyecek Düzgün'a. Onca vakitten sonra nereden çıktı şimdi bu? Belki o da işin içindedir. Ben de bundan korkuyorum. İnşallah bunun altından Hürrem'in bir oyunu çıkmaz. Zannetmem sultanım. Evlatlarını bırakıp nereye gider, ne yapar? Cihangir. İnşallah validemizle birlikte dönecekler. Meryem'le gördüm zaten. Babama da söyledim. Annem yaşıyor. Gelecek. Cihangir aslanım. Hünkârımız sadece hadisenin olduğu yere gittiler. Belki de sultanımızı hemen bulamayabilirler. Düzgün ağa dönmüş dediler. Nerede? Kerima sakin ol. Mehmet konuşsana. Validem neredeymiş? Bir şey söylemedi mi? Tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Dün geceden hünkârımızla birlikte çıktılar. İnşallah validemizle birlikte dönecekler. Burada mı saldırdılar size? Hayli karanlıktı hünkârım. Lakin bu civarda saldırdılar. İyice bak, burası mı? Ne oldu söyle? Burası evet. Sultanımız kaçarken bu kayaya çarpıp düştüler. Ne tarafa kaçtınız? Bu taraftan paşam. Ormanın içlerine doğru. Burası mı? Burası hünkârım. Sultanımızı en son gördüğüm yer burası. Bizi bulduklarında bu ağacın yanındaydık. Demek burada yalnız bıraktım. Üstelik canın pahasına koruman gereken yerde. Bağışlayın hünkârım. Ben... Götür. Derhal dağılın. Her tarafı arayın. Çalılara, çukurlara bakın. Bütün evlere girilecek. Bütün çiftliklere girilecek. Dağılın. Şehzade, konuştu mu Düzgün ağa? Neredeymiş Hürrem? Bir malumat yok sultanım. Bekliyoruz hala. Ne oldu sultanım? Nedir bu telaşınız? Yoksa anlatacaklarından mı korktunuz? Sabrımı zorlama Mihrimah. Ben sizlere yardım için buradayım. Eminim öyledir. Mihrimah. Bağışlayın şehzade. Lakin dayanma gücüm kalmadı. Mihrimah, sakin ol. İnşallah her şey yoluna girecek. Mihrimah, benim güzel kardeşim. Bana bir söz vermeni istiyorum. Her ne olursa olsun, ne haber gelirse gelsin, güçlü
güçlü olacaksın. Hayır. Senin bir evladın var. Ve kardeşlerin. Unutma ki şimdi her zamankinden daha çok ihtiyaçları var sana. Hünkârımızın da öyle. Her daim yanlarında olacaksın. Hayır. Validem hayatta, o yaşıyor. Miskim, amberim, varım, hürrem, sevgilim, parlak ayım, yakinim, sırdaşım, varım, güzeller içinde sultanım, hayatım, hasılım, ömrüm, şarab-ı kevserim, cennetim, baharım, sevincim, günüm, gülüm, ey gülen gülüm. Çınarım, seyrim, seyranım, gül bahçesiyle bostanım. Arzum, en değerli incim, sabahım, sohbetim, akşamım. Nebatım, şekerim, hazinem, bu alem içinde huzurum. Azizim, Yusuf'um, varım, gönül mısırındaki hanım. İstanbul'um, Karaman'ım, diyarım, ilket-i ruhum. Bedahşan'ım ve Kıpçağım ve Bağdat'ım, Horasan'ım. Saçı varım, kaşı yayım, gözü pür fitne bimarım. Ölürsem boynuna kanım, medet hey na Müslümanım. Kapında çünkü meddahım, seni methederim daim. Yürek pür gam, gözüm pür nem, muhibbiyim, hoşhalım. Cihangir'i görmeye gelmiştim. Sizi de ziyaret etmek istedim. Lakin rahatsız ediyorsam. Gel otur şöyle. Gelmek istiyordum aslında. Bir türlü cesaret edemedim. Nasıl acı çektiğinizi biliyorum hünkârım. Zira ben bunu yaşadım. Canından çok sevdiğin birini kaybetmenin ne demek olduğunu iyi bilirim. İçine bir ateş düşer. Ve bir mum gibi yanar durur içinde. Deryaları içsen fayda etmez. Hiçbir şey söndüremez onu. Zira onun kaynağı nefestir. Ve nefes aldığın müddetçe yanmaya devam eder. Hatta yakar. Yakar da kavurur. İçinde güzel olan ne varsa her şeyi yok eder. Sarayına dön Hatice. Abi. Beni eskiden Hatice'm. Benim kıymetlim diye severdin. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyorum artık. Lakin yeter abi. Ben bir can kaybettim. Sen bir can kaybettin.
kış kıyamet. Ben yeniden senin kardeşin olmak istiyorum. Beni cennetine al. Beni sevmeni istiyorum. Ben böyle senin yanındayım. Seni asla yalnız bırakmayacağım. Hünkâr, divana katıldığınızı ve sefer kararı aldığınızı söylediler. Doğru. Sefere çıkıyoruz. Artık bir kalbim olmadığına göre düşmanlarım ziyadesiyle korksunlar benden. Hünkârım, size karşı mahcubum. Fakat emin olun elimden gelenin fazlasını yaptım. Koçoğlu, şu cihanda hükümdar olsan da kâr etmezsin. Kaderinde yazan neyse onu yaşarsın. Gel. Hünkârım, Mihrimah Sultan Hazretleri geldiler. Gelsin. Hünkâr. Mihrimah'ım, benim Ayşe'm. Hünkârım, bana bir emriniz yoksa? Çekilebilirsin. Sultanım. Sizi merak ettim. Afiyettesinizdir inşallah. Sen evladınla meşgul ol Mihrimah. Zinhar beni düşünüp üzmeyesin kendini. Siz mesut değilken benim yüzüm güler mi hiç? Aklım hep burada. Üstamla da konuştum. Müsaade ederseniz ben bir müddet burada sizinle kalmak istiyorum. Şu dünyada karşısında aciz kaldığım iki can var. Birini kaybettim. Diğeri burada benimle. Allah'a şükürler olsun. Bu sefer kararı iyi oldu Nasuh Efendi. Nihayet hünkârımız hayata dönüyor. Haklısın beyim, haklısın da. Rüstem kuyruğunu iyice kıstırmıştı. Şimdi yine dümenin başına geçecek. Alma şu uğursuzun adını ağzına Nasuh Efendi. Olur da bir daha göremezsem o mübarek gücünü. Bil ki seni çok, canımdan çok sevdim Süleyman. Başıma ne geldiyse hep bu yüzden. Razıyım elbet. Bedeli canımsa bu aşkın feda olsun 100.000 kere. Kıymetsiz cariyen Hürrem Hasek. Hünkârımızla konuştuğuna göre meramını anlatmışsındır. Mihrimah Sultanımız gelince çıkmak zorunda kaldım. Ah, isabet olmuş. Gel vazgeç şu işten. Sensiz halimiz nice olur. Meydan Rüstem'e kalır. Buralar bana göre değil Nasuh Efendi. Her taşın altından bir fitne fesat çıkıyor. Bilhassa Rüstem'in yüzünü görmek istemiyorum. Gider ayak elimde kalacak.
Aslında fena olmaz beyim. İyice bir haddini bildirmek lazım ona. Gel. Vali beyim, mühim bir haber aldık. Hayırdır gece vakti? Ne yapıyorsun burada? Beni nereye götürüyorsun? Gel. Hünkârım, bağışlayın fakat mesele mühim. Söyle. Hatırlarsanız size bir ağadan bahsetmiştim. Murat Ağa. Hürrem Sultanımıza gelen sahte mektubu getiren ağa. Evet. Günlerdir izin süren adamımdan haber geldi. Murat Ağa'nın yerini tespit etmişler. Öyle mi? Neredeymiş bu melun? Derhal gidelim. Lüzum yok hünkârım. Kıskıvrak yakalamışlar haini. Yarın sabah burada olurlar. Şükürler olsun ya Rabbim. Dualarım kabul oldu. Nihayet sultanıma ne olduğunu öğrenebileceğim. Al koşalı gönlünden ne geçerse dile benden. Hünkârım, kalbiniz bir nebze olsun huzur bulursa... Bu benim için mükafatların en büyüğü olur. Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Hünkârımız burada değiller Paşa Hazretleri. Zindana gittiler. Kim mektubu vermeni istedi? Konuş! Çok uzun zaman oldu. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Öyle mi?
Ben hatırlamanı sağlayacağım. Kime hizmet ediyorsun? Ha? Söyle. Sultanımıza ne oldu? Bilmiyorum. Öldür beni! Öldür! Benim vaktim çok. Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Konuşana kadar nefes almaya devam edeceksin. Konuşmadığın her an acı içinde kıvranacaksın! Kim olduğumu biliyor musun? O halde sualime cevap ver. Hürrem nerede? Ne yaptınız ona? Gel. Sultanım. Gel Hüsrev Paşa. Bir şey mi oldu? Tam bir malumat alamadım. Lakin bu sabah biri yakalanmış. Zannediyorum Hürrem Sultan'la alakalı bir mesele. Hünkârım, yemin ederim ben bir şey bilmiyorum. Sana Hürrem nerede dedim. Sultanımızın nerede olduğunu bilmiyorum. Lakin. Benim hiçbir günahım yok hünkârım. Hiçbir günahım yok. Bak. Bana sadece mektubu götürmemi söylediler. Ne yapacaklarını bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum. Kim verdi sana bu emri? Ali Ağa. Kimdir bu Ali Ağa? Nasıl buluruz? Ben biliyorum hünkârım. Onu da sorgu sual etmiştim. Kimdir? Hatice Sultan'ın ağalarından biri. Merak ettim şimdi kim bu yakalanana da. Bir malumatım yok sultanım. Lakin öğrenirim. Gel. Sultanım. Ali Ağa. Sultanım, kötü bir haber mi var? Mühim bir şey yok Gülfem. Sarayın işleriyle alakalı. Ben yukarıdayım, istirahat edeceğim. Müsaadenizle sultanım. Ben saraya gidip neler olduğunu öğreneyim.
Hünkârım. Sultan Süleyman Han Hazretleri! Lütfen. Bu hayır alamet değil. Sen bir Hatice'nin yanına git. Ben de merak ettim. Hünkârım. Hatice nerede? Hayırlar olsun inşallah. Burada olduğu söylendi. Gitti mi yoksa? İstirahat etmek için odasına çıkmıştı. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Hatice! Hürrem'i senin kaçırdığını söylediler. Doğru mu? Sen mi yaptın? Kendimi bildim bileli. Hep sen varsın hayatımda. Benim için hep başka bir yerin vardı. Hayrandım sana. Rahmetli babamdan. Validemden bile çok severdim seni. Hürrem nerede? En çok da vicdanını severdim seni. Bir karıncayı bile incitmekten imtina eden vicdanına, adaletine hayrandım. Her şeye rağmen bir ağaç gibi sağlam ve güçlü oluşuna. Söyle Hatice, ne yaptın ona? Aşka her daim hürmetin vardı. Bu yüzden herkes karşı çıkarken İbrahim'le evlenmeme izin verdin. Sadece bu yüzden bile minnettarım sana. Lakin Hürrem geldi. Bitirdi masalı. Her şeyi değiştirdi. Seni değiştirdi. Benim vicdanlı, adaletli, sevgi dolu abimi aldı elimden. Gözün ondan başka hiçbir şey görmez oldu. Ne validem, ne ben, ne İbrahim, ne Mustafa. Hiçbirimiz ondan daha kıymetli değildik. Olamazdık. Validem bu acıyla gitti. Sonra İbrahim. O gece ne hissetti acaba? Cellatlar uykusunu bölüp ipi boynuna geçirdiklerinde ne hissetti hiç düşündün mü? Ya sen? Sen ne hissettin abi? Yanı başındaki odada uyurken sen ne hissettin? Sen ne hissettiysen onu. Neredeler? Daha dün yanıma geldin. Acılarımı paylaştığını söyledin. Tekrardan kardeşim olmak istedin. Ben sana inandım. Lakin sen... Bu bir ödeşmeydi abi. Sustum. Söylemedim. Asla da söylemeyecektim. Zira acı çekmeni istedim. Benim gibi ağır ağır yanmanı istedim.
İstediğini aldın. Şimdi söyle Hürrem'e ne oldu? Bu da benden. Başka hiç kimse bilmiyor. Bu yüzden asla öğrenemeyeceksin. Ne yaptın sen? Hatice! Hatırlıyor musun? Hatice. Zamanla geçecek. Unutacaksın. İyileşeceksin. Zaman geçti abi. Hem de çok. Ama ben unutamadım. Hatice. İyileşemedim. Emin ol sen de yapamayacaksın. Hürrem'in bir mezarı bile olmayacak. İbrahim gibi. Hatice. Hatice. Hatice!